Asgari ücretin artırılması konusu çalışma hayatının en önemli meselesi olmaya devam ediyor. Temmuz ayı yaklaştı. Temmuz ayında bütün emek gelirlerinin artırılması elbette gündemde. Özellikle yüksek enflasyon döneminde çalışanlar, emekliler, işçiler, memurlar Temmuz ayında ücret, maaş ve aylık artışı bekliyorlar. Bunların içerisinde en önemli kalemi kuşkusuz asgari ücretin artırılması oluşturuyor. Çünkü asgari ücret civarında çalışanlar oldukça geniş bir kesimi oluşturuyor. Toplumun %50-55'i gibi bir çalışanların %50-55'i gibi bir kesimi oluşturuyor. Asgari ücret artışı bunlar için hayati öneme sahip. Öte yandan asgari ücret artışı sadece asgari ücretle çalışanları değil, asgari ücret dışında asgari ücretten daha yüksek ücret alanları da etkileyen bir konu. Çünkü özel şirketler, firmalar asgari ücret arttığında ya da yıl ortasında bir ücret artışı olduğunda diğer çalışanların ücretlerini de artırma eğilimindedir. Eğer asgari ücrete bir artış olmazsa diğer çalışanların ücretlerinde de bir artış kolay kolay gündeme gelmeyecektir. Bu nedenle asgari ücret artışı en önemli şeylerden, beklentilerden, konulardan birisini oluşturuyor. Ancak asgari ücret Aralık ayında arttıktan sonra özellikle seçim öncesinde bu konu sık sık gündeme geldiğinde hükümet çevrelerinden başta Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı olmak üzere asgari ücretin bir kez artırıldığını, Temmuz'da ikinci bir artış olmayacağı yönünde çeşitli açıklamalar geldi. Seçim öncesinde bu yönde beklentiler vardı. Bu beklentilere kapatıldı. Ve şimdi de yani Temmuz ayı çok yaklaştığında asgari ücrette bir artış olacak mı tartışması yapılırken asgari ücrette bir artış olmayacağı yönünde ısrarlı açıklamalar hem işveren kanadından hem hükümet çevrelerinden gelmeye başlıyor. Aslında bir nevi şöyle söyleyebiliriz. Asgari ücretin Temmuz ayında artmaması yönünde bir ittifak oluşmuş durumda. Bir kutsal ittifak oluşmuş durumda. Bu ittifakta demin de söylediğim gibi hükümet içerisinde Maliye ve Çalışma Bakanlıkları yer alıyor. Merkez Bankası bu yönde görüş belirtiyor. İşveren örgütleri asgari ücretin artması yönünde görüş belirtiyorlar. Bu ittifakın temel dayanağı ya da iddiası bir ücret fiyat sarmalı olduğu iddiasıdır. Dolayısıyla ücretler arttığında bunun fiyatları artıracağını iddia ediyorlar. Ve dolayısıyla da ücretlerin artışının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratacağını söylüyorlar. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek için özetle Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması gerektiğini çeşitli kanallardan söylüyorlar. Bunu Şimşek de söylüyor. Merkez Bankası da hükümete yazdığı mektupta söylüyor. En ilginç olanı geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe benzer bir şey söyledi. Asgari ücrete zam olacağını düşünmüyorum dedi. Zam olursa eski sarmala geri döneriz dedi. Bunun söylediği sarmal aslında ücret fiyat sarmalı. Yani ücret artışının fiyatları tetikleyeceği sarmalı ya da iddiası. İşte bu meseleye ben biraz şey adını veriyorum. Sazan sarmalı adını veriyorum. Yani bu iddia ücret ve fiyat sarmalı diye dillendirilen bu iddiaya biraz ücret fiyat sarmalı iddiasına aslında sazan sarmalı olarak nitelendiriyorum bunu. Sazan sarmalı argoda bir organize bir grubun vatandaşı tuzağa düşürmesi için yapmış olduğu çeşitli entrikaların toplamı olarak ifade edilebilir. Buradaki en önemli vatandaşa kurulan en önemli tuzak ücretlerin fiyatları artırdığı tuzağıdır. Bu öyle bir tuzak ki bir süre sonra vatandaş şu noktaya geliyor. Evet, yeter ki fiyatlar artmasın, benim de ücretim artmasın
noktasına geliyor. Enflasyonu düşürmenin yolu olarak ücretleri düşürmenin, enflasyonu düşürmenin tek yegane yolu olduğu fikri işçilerde, memurlarda, çalışanlarda, emeklilerde yaygınlaşıyor. Dolayısıyla burada ücret fiyat sarmalından ziyade bir fiyat ücret sarmalı olduğunun altını çizmek lazım. Fiyat ücret sarmalı nedir? Bir ülkede fiyatlar artarsa, enflasyon artarsa, fiyatlar yükselirse çalışanlar, ücretliler, emekliler bundan korunmak için kendi ücretlerini artırırlar. Bu ücret artışı talebinde bulundular. Dolayısıyla ücret artışları fiyat artışlarını takip eder. Ücret artışları fiyat artışlarının nedeni değil, sonucu olarak ortaya çıkarlar. Nitekim Türkiye'de de enflasyona baktığımız zaman Türkiye'deki enflasyonun sebepleri arasında ücret artışları belirgin bir yer tutmuyor. Tam tersine Türkiye'de enflasyonun sebepleri arasında dolarizasyon çok ciddi bir şey tutuyor, yer tutuyor. Yine şeylerin firma karları, aşırı firma karları çok önemli bir yer tutuyor ve kimi sektörlerde özellikle de gıda sektöründeki tekelleşmenin önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkün. Bir başka faktör de kuşkusuz tüketim kalıpları, yani yoksul ülkelerde enflasyonun zengin ülkelere göre daha yüksek seyrettiğini hep görürüz. Bunun temel sebeplerinden birisi de yoksul ülkelerde halkın gıda harcamasına daha fazla para ayırmasıdır. Gıda fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle, yani bu konudaki arz sıkıntıları nedeniyle enflasyon daha fazla artacaktır. Dolayısıyla dünyada da son zamanlardaki enflasyon sebepleri arasında arz sıkıntıları ve firma karlarının fiyatlandırmanın çok belirgin bir yer olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla bu ücret fiyat sarmalı iddiasına karşı hakikaten uyanık olmak ve bir fiyat ücret sarmalı olduğu gerçeğini gözden kaçırmamak gerekiyor. Şimdi bir de eklenmesi gereken husus şu, sık sık şöyle iddialar da görüyoruz. Evet, ücretler enflasyona sebep olur ama ücretler de çok düşük, artması gerekir gibi iddialarla karşılaşıyoruz. Yani ücret artışlarının fiyat artışlarını artırmadığını söylemenin bilim dışı olduğu şeklinde iddialar var. Yani ücret artışlarının fiyat artışlarına yol açacağını savunan ama aynı zamanda da asgari ücretin artmasını savunan görüşlerle de karşılaşıyoruz. Dolayısıyla asgari ücret artışını yani bir ekonomik gerekçeyle baktığında yapmamak gerektiğini ancak insani nedenlerle yapmak gerektiğini söyleyen bazı yaklaşımlar da söz konusu olabiliyor. Her şeyden önce şunu söylemek lazım burada. Asgari ücret enflasyon sebepleri arasında onlarca sebep saymak mümkün. Bu herhangi bir toplumsal olgu için de geçerlidir. Yani pek çok toplumsal olgunun bir dizi sebebinin olduğunu söylemek mümkündür. Önemli olan bu sebeplerden hangisinin temel sebep ya da esas sebep olduğunu konusunda bir fikre sahip olmaktır. Bütün sebepler aynı şeye sahip değildir. Öneme sahip değildir. Bütün sebepler belirleyici sebepler değildir. Tarihçi Kar'ın bir örneği vardır. Bir trafik kazası örneği vardır. Bir sarhoş sürücü karanlık bir virajda sigara almak için yoldan karşıdan karşıya geçen birine çarpar ve ölümüne yol açar. Şimdi olayı soruşturanlar olayın sebeplerini incelemeye çalışırlar. İşte sorumlu şoför müdür, sarhoşluğundan kaynaklı mıdır? O zaman zaten ölüme sebebiyet vermekten yargılanacaktır. Sorumlu arabanın bakımsız olması mıdır? O zaman bu arabanın bakımını yapan servis de sorumlu olacaktır. Sorumlu yollarda gerekli ışıklandırmayı yapmayan belediye midir gibi sebepleri tartışırken biri de eğer ölen kişi sigara tiryakisi olmasaydı, yoldan karşıdan karşıya geçmeseydi ölmezdi diyecektir. Şimdi
Dolayısıyla ücretler enflasyonun sebebidir demekle sigara tiryakisi olan kişi sigara almak için yolun karşısına geçmeseydi ölmezdi demek ya dolayısıyla ölüm sebebi sigara tiryakisi olmasıdır demek arasında çok büyük benzerlik var. Yani çok dolaylı olarak şeyi etkileyen nedir? Enflasyonu etkileyen bir sebebi ve belli şartlar altında etkileyen bir sebebi genel bir sebep gibi sunmak enflasyonun gerçek sebebini saklamaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda yaşamış olduğu enflasyonu dikkate aldığımızda ücret artışlarından kaynaklanan bir enflasyon olmadığını çok net bir biçimde söylemek lazım. Dolayısıyla ücret artışları enflasyona sebep olmanın tersine yoksulluğu azaltıcı bir rol oynayacakları için tersine enflasyonu düşürücü bir rol bile oynayabilirler. Son olarak şunu da eklemek isterim. Asgari ücret artmazsa ki hükümet artırmayacağını söylüyor. Yani bu konuda bir ittifak oluşmuş durumda sermaye çevrelerinde. Hatta bu ittifaka Türk İş'te sessiz kalarak katılıyor. Yani asgari ücretin artışı konusunda bir talepte bulunmuyor. Sessiz kalıyor. Çünkü o da önce enflasyon düşsün sonra ücretler artsın gibi bir politikayı benimsiyor. Şimdi asgari ücret artmazsa ne olacak? Asgari ücret artmazsa Temmuz ayında Türkiye'de neredeyse ücretle çalışanların tamamı zam alamayacaklar. Yani böyle bir yüksek enflasyon ortamında Temmuz ayında neredeyse tüm çalışanlar ücret zammı alamayacaklar. Birinci yaratacağı olumsuzluk ya da sıkıntı, tehlike bu olacaktır. İkincisi, asgari ücretin artmayışı bütün çalışanları ilgilendirir ama sadece çalışanları değil, aynı zamanda emeklileri de ilgilendiren bir boyutu var asgari ücretin artmamasının. O da nedir? Asgari ücret arttığında sosyal güvenlik kurumunun prim gelirleri artacaktır. Bu prim gelirlerinin artışı sosyal güvenlik kurumunun emekli aylıklarını ödeme kapasitesini güçlendiren bir şeydir. Eğer asgari ücret artışı olmazsa ve SGK prim gelirlerinde bundan kaynaklı bir artış olmazsa muhtemelen Temmuz ayında söyleyecekleri şeyler için emekliler için yeterli kaynak yoktur. Dolayısıyla emekliler için bir iyileştirme ya da ücret artışı yapılmayacağını söylemiş olacaklar. Dolayısıyla asgari ücret artışının yapılmaması hem çalışanları hem emeklileri etkileyecek bir şeydir. Belki şu noktanın da altını çizmek lazım. Sık sık emeklilere, işçilere, memurlara zam yapılmamasının gerekçesi olarak hükümet para olmadığını söylüyor, kaynak olmadığını söylüyor. Şimdi bu asgari ücret söz konusu olduğunda bu iddia son derece zayıflıyor, hatta dayanaksız kalıyor. Çünkü asgari ücret hükümetin yaptığı bir ödeme değil, bütçeden yapılan bir ödeme değil, hazine tarafından yapılan bir ödeme değil. İşçi ile işveren arasında bir ilişki, hatta kamuda asgari ücretli olmadığı için asgari ücret artışı kamuyu ilgilendiren bir şey değil, kamunun ücret maliyetini artıran bir şey değil. Ama hükümet asgari ücret artışına karşı çıkarken parası olmadığı için değil, ücret artışlarına karşı çıktığı için ve enflasyonu düşürmenin yegane yolu olarak ücretleri, alım gücünü düşürmeyi gördüğü için şey yapıyor. Dolayısıyla bu dezenflasyon bahanesi, kemerleri sıkalım, enflasyonu düşürelim aslında bir illüzyon olarak ortaya çıkıyor ve aslında ücret fiyat sarmalı iddiası karşımıza bir sazan sarmalı olarak çıkıyor. Sendikaların da muhalefetin de bu sarmala karşı uyanık olmaları gerektiğini düşünüyorum.